Merhaba arkadaşlar, Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali, Kadim Krallık serimize kaldığımız yerden arkadaşlar 113. bölümümüze devam ediyoruz. Biliyorsunuz en son Adeşe bize bir yatak bırakmıştı. Bunun içine obsidyenle yazı yazmış. Aha da buradan görünüyor. Bak, bak. Bu oyunun sesleri niye yok? Şöyle bir F3'te yapalım. Bir sessizlik var oyunda. Hah, geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şuraya kendisi ADŞ yazmış. Bravo, bravo. Bunu da beğendik. Ali bunu da beğendi. Bravo. Şuradan bir tane bir çalayım. Tabi bunu karşılıksız bırakmayacağız. Bu hediye değilmiş. Buraya bize troll yapılmış. Uç. Gidelim. Allah. Uç. Heh. Şimdi arkadaşlar bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde yeni bir çalışmaya başladım Kadim Krallık'ta. Şu evimizin ön tarafındaki güzel bir yol var. Buraya dayım güzel bir kapı yaptı. Ufak bir şey vardı. Burayı yıktım arkadaşlar. Buradan güzel bir tane yol yapacağız. Bu yolda şuraları da indirmemiz lazım seviyesini. Kaça kadar indireceğiz? Arkadaşlar 70'e kadar indireceğiz. Şöyle göstereyim. Buradaki toprakları falan kaldırdım. Sizin canınızı sıkmamak için. Bugün taşlarını falan da kaldıracağız. Şimdi yol kısaca şöyle olacak, ben sana atayım. Şimdi buradaki nehri birleştireceğim arkadaşlar. Bu nehir kalacak. Şuradaki aradaki boşluğu alacağız arkadaşlar. Birleştireceğiz. Çünkü bu nehir bayağı güzel uzanıyor buradan. Şöyle göstereyim size. Su yol olarak burayı kullanacağız. Şurada da ufak bir kırık yer var. Onları da birleştirdiğimiz zaman denize kadar ulaşıyor arkadaşlar burası. Yani deniz derken Ali Deniz değil, normal denize kadar ulaşıyor. Şimdi burada yapacağımız yol, eskiden bir patikamız vardı biliyorsun. Arkadaşlar buradan dümdüz bir yol yapacağız. Şu şekilde buradan geçecek. Buraları da biraz düzleyeceğiz. Yolumuzun geçtiği kısımda. Şuradan bir yerden. Bakayım neresiydi o benim seçtiğim yer. Aynen şu köşeden Minas Tirith'e bağlanacak yolumuz. Buradan da bir tane T yapacak arkadaşlar. Şuradan da T yapacak. Buradan da şu ağaçların arasından da geçerek buradan da merkeze çıkacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi şu aradaki parçayı yıkacaktım. Dayım dedi ki bu parçayı yıkma. Bu parça bana lazım. Bu ucubeyi dayım istedi. O yüzden arkadaşlar buna dokunmayacağız. Belki bunun altından geçiririz yolu. Buraya çıkartırız. Bilemeyeceğiz. Bugün arkadaşlar biliyorsunuz mini serimize de başladık. Aa bu niye kalmış buraya? Kadim'de spawn yapıyor. Orada da bol bol kazı işlemleri olacak. Bugün burada da ne yazık ki bir kazı işlemi yapacağız. Nerede benim şeyim? Baltam. Sen niye kaldın burada ya? Bir dökül bakayım. Şimdi buradaki seviyeyi de arkadaşlar 70'e indirmemiz lazım. Burası şu anda 71. Yani iki basamak daha kazacağız burayı. Ve altına yine toprak döşeyeceğiz. Daha sonra köprümüzü yapmaya başlamak için. Yani bu aslında birkaç bölüm sürecek bir çalışma olacak. Şöyle bir alalım. Şimdi şuradan şöyle bir indirelim. Şu surumuzu falan düzeltmemiz lazım. Surun... Allah! Bak burada mesela şey varmış. Neydi onun adı? Bir tane... Engel varmış bile. Şimdi şuradan mı kazıyorduk? Aynen. Şöyle bir alalım. Gördüğünüz gibi burası surların altlarını falan açtığım zaman tamamlanmamış yerler var. Bunları falan düzelteceğiz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Şöyle şurayı bir açalım. Şimdi fenerimizin etkisi buraya kadar geliyor mu? Tamam. Gayet güzel. Şurayı bir halledelim. Şu parçayı. Bu arada aynı şekilde surun içindeki kısımda da biraz düzleme çalışması yapacağız. Şurayı da bir indirelim. Bak burada fenerin etkisi gelmiyor. Şuradan bir fener etkisi alabilir miyiz? Azıcık yaklaşsak. Tamam. Ulan yönümü şaşırdım. Şimdi şuradan. Şunları bir aç. Fenerin etkisi kaybolmadan. Şuraları da bir halledebilirsek. Tamam. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Şimdi şu tarafı indirelim. Ondan sonra artık
bu taraftan kazmaya başlayalım. Burayı bugün temizleyeceğiz. Daha sonra da döşemesini yaparız arkadaşlar. Şöyle bir devam edelim. Dediğim gibi bu da yine uzun soluklu bir iş olacak. Yani birkaç bölüm sürer. Yalnız benim burada fener etkim yok. Bu biraz sıkıntı. Az yaklaşayım. Aslında fenere o kadar da uzak değilim ya. Niye bana eziyet ediyorsun? Heh. Şuradan. Şurada fener etkisini göreceğiz herhalde. Niye bana böyle eziyet ediyor? Anlayamadım. Bir daha buraya fener taşıttıracak bana. Arkadaş arada topraklar çıkıyor. Onları da bir alalım. Oh, benim ipeksi kazmam nerede? Heh. Buraları ipeksiyle kazalım arkadaşlar ki taş lazım oluyor çünkü. Şöyle bir buraları bir temizleyelim. Artık patika yerine normal bir yol yapacağız. 11'im genişliğinde düşünüyorum yolu. Tabi bizim kapıya yaklaştıkça yolun genişliği artacak. Büyüyecek, daha da büyüyecek. Allah'tan üzerindeki toprakları daha önceden kazdım. Şuraları da bir alalım. Ve kulemize bağlanacak direkt. Geniş güzel bir yol olacak. Hem kapımızın önü böyle çok acayip duruyordu. Uçurum gibi duruyordu. Oraya da böyle altından su geçecek. Belki o su yolunu base'in içine kadar uzatırız. Oraya küçük bir kayıkhane yaparız. İşte kayıkla oradan yola çıkabilecek şekilde. Şuraları da bir al. Topla. Yani kadimde taş kazmak benim kaderim gibi oldu artık. Devamlı bir yerleri düzlüyorum, ayarlıyorum falan. Üzerim doldu mu? Doldu. Şuraya sandık bırakmıştım. Şu sandıkların içine depomuzu yapalım. Şimdi şuraya. Burası dolu. Şunları da şöyle atalım arkadaşlar. Hemen bir uyuyalım. Yatağımız nerede? Şurada. İşimize devam edelim. Bugün buranın kazımını bitirebilirsek aslında çok güzel olacak. Yatağı da al. Gerek yok. O yüzden iki tane kazma getirdim. Tekrar kazma tamiriyle uğraşmayalım diye. Merak etmeyin. Spam'da bu kadar düzleme işlemi çekmeyeceğim arkadaşlar. Yani kadim spam projesinde genelde bölüm dışında düzlemeleri yapacağım. Biliyorsunuz mini serilerde bölüm dışında çok çalışıyorum. O gerçekten mini seri olacak ama. Yani bu kadar uzun süreceğini düşünmüyorum. Ben etrafına bir sur falan yapacağım. Çok içine süsleme yapmayacağım. Sadece düzleyeceğim. Dediğim gibi dört tarafına sur çekeceğim. Tahminen 5-10 bölümde bitmiş olur. 5-10 da çok geniş para. 7-8 bölüm değil. Tahminim 7-8 bölümde bitmiş olacak orası da. Sonra yeni mini serilere başlayacağız tabii ki. Daha kadimde yapılacak çok şey var. Buraları bir indirelim. Şöyle. Şuraları bir keselim. Buraları da hep toprak döşeceğiz. Fenere kadar yaklaştık. Güzel. İndir indir. Şuradan devam edelim. Dediğim gibi bu biraz kazı bölümü. İstiyorsanız buraları 2x'e izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hızlandırabilirsiniz siz kendiniz. Şimdi indir oğlum. İndir bakalım buraları. Şimdi şurada dikkat edelim arkadaşlar. Şuradan aşağı uçmayalım. Bunun altından bir tünel çıktı şansımıza. Şuraları da bir al. İyi kazmam düşündüğümden iyi dayandı ya. Yine mi üstümde oldu? Yine üstümde olmuş.
Sen. Gel. Sen gel. Şunları bir atalım. Yalnız bu aralar çok kazı yaptığımız için bol bol malzeme var. Daha metrodan çıkan malzemeler var. Onun için biliyorsunuz arka tarafa bir tane depo alanı ayırdım. Bir arada bir bölümde de o depo alanını yapalım. Arkada çünkü tonlarca sandık var. Hatta arka alanı da düzledim. Bu bölüm bitmeden size arka alanını da göstereyim. Şunları da bir topla. Topla malzeme boşuna gitmesin. Açlık başvurdu. Şunları bir ye. Gayet güzel. Şunları bir boşaltalım tekrar. Artık bazı malzemeler yerde kalıyor. Onlar için yapabilecek bir şey yok. Çok uğraşmıyorum sağa sola gidip toplamaya. Salıyorum kaybolsunlar. Biliyorsunuz 5 dakika içinde kayboluyor yere düşen malzemeler. Şimdi şu fenerin etrafını da bir açayım. Burada yine tonlarca malzeme birikmiş. Gel. Şöyle bir alayım sizi. Şimdi öbür tarafta çok kazacak yer yok. Öbür tarafı hallettim. Orada döşenecek yer var. Yani zeminin toprak döşenecek yer var. O yüzden oraya da çok uğraşmayacağız. Bir bölümde ağaçları kesmemiz gerekecek arkadaşlar. Yolumuzun üzerindeki ağaçlar. Şimdi oradaki tüm ormanı yakmak istemiyorum. Ağaçları kesip yolu düzleyeceğiz. Bir bölümde de ağaç kesim işlemi izleyeceksiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Önden size şipoyları vermiş olayım. Buraları da bir toplayalım. İyi iyi bitmek üzere. Beklediğimden kısa sürdü. Şimdi şuralara bir indir. Şimdi Fener kardeş. Şurada şöyle bir alanımız var ama sen bize yetecek misin? O yüzden şöyle tepeden yapalım. Gidip gelmemiz kolay olsun. Yine mi üstümüz doluyor? Feneri etkisini alıp yolumuza devam edebilelim. İyi, burada bir kısım toprak. Şöyle şuraları da bir aldık mı? Hadi oğlum dayan. Dayan oğlum. Şuraya kadar fener etkimiz yetti. Şuradaki gravel'ları da bir indirelim. Bir gidelim üstümüzü boşaltalım yine. Şimdi topraklar kalsın. Ne de olsa tekrardan zaten toprak döşeceğiz. Hop. Var mı sandıklarda yer? Şimdi şuraya. Ne varsa boşalt. Topla topla topla. Gerçi bunları kazarken toplarız. Fener etkisini kaybetmeden kazalım şuraları. Hop gitti fener. Şuradan gelelim bir daha, bir fenerimizi alalım. Kazma dayan. Kazma dayan. Gerçi dediğim gibi yedek kazma da getirdim. Servet kazmayı da getirdim. Servet ve tamir olan. Arkadaşlar bugün güne başladığımda 0 levelim vardı. 0. Bir önceki bölümde ya kayıt dışında ölmüştüm. 0 levelim vardı. Bugün tamirat yapmaktan 75 levele kadar çıktım. Birçok kere tamire gittim. Spam'da çalıştım çünkü bugün. Düzleme işlemleri için. Anam. Şurada bir yerde bir blok kaldı. Göremiyorum. Şunu bir alalım. Şunları da bir topla. Güzel. Buradaki düzleme işlemimizi halletmiş olduk. Bak şurada bir yerde bir blok var. Heh, şuradaymış. Gel.
Ters tıklayınca arkadaşlar bu bug'a giren bloklar ortaya bir anda çıkıyorlar. Gayet de güzel oluyor. Şunları bir al. Şunları bir al. Şurayı bir al. Şimdi burayı düzlemiş olduk. Bir de arkadaşlar şöyle göstereyim. Bunun arka kısmı var. Şöyle arka kısmında bir düzleme işlemi yapacağız. Lakin bizim biraz sandığa ihtiyacımız olacak. Ve rokete ihtiyacımız olacak. Şimdi sandığımız var mı? Hazır yapılmış. 4 tane var. Şimdilik yeter. Roketimiz bitmek üzere. Roket de alalım biraz yanımıza. Aha. Dayım roketleri bugün taşıyordu. Aşağıya. Bir gidelim bakalım. Hem dayım ne yapmış onu da görelim. Buraya şekil şükür yapıyordu. Aynen. Bak. Adam buraya şekil şükür yapmış. Şeker kamışları, işte ne bileyim, kağıtlar, barutlar falan. Şuradan bir stek daha roketi. Hatta gelin şimdi buraya kadar gelmişken size arkayı da göstereyim. Bu arada binanın ikinci katına başladım. Duvarlarını ördüm arkadaşlar. Buradaki alan gördüğünüz gibi komple düzlendi. Çimlenmeyi bekliyor. Burada sandıklar dolusu malzeme var. Hatta üzerimizi şöyle boşaltabiliriz buraya. Ne de olsa bu depomuzun yanında. Sen de burada kal. Sandıklar dolusu malzeme var arkadaşlar. Bunları da dediğim gibi depo yaptığımız zaman içine dolduracağız. Şimdi şu ön tarafı da düzleyelim de ben bölüm dışında topraklarını döşemiş olayım. Biraz daha tır 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 kazacağız. Şimdi bu taraf da düzlenecek ama oranın kumunu almadım daha. O yüzden şuradan başlayalım gelin. Bu sefer burada 2 birim mi aşağı ineceğiz? Aynen. Bakayım. F3. Aynen 69. Şöyle bir alalım şöyle. Şu taraftan da bir açalım. Güzel. Burası zaten çukurmuş. Biraz da kırık taşımız olmuş olur. Taşa çevirmek istersek veririz otomatik fırınımıza. Çevirir. Şuraları da bir indir. Şöyle. Kenardan kenardan. Şuraları da bir temizleyeyim. Buraları da çimen döşeyelim arkadaşlar. Şuradaki çıkıntıları falan da alacağım. Yani bayağı bir düzleme projesi olacak. Gel. Şimdi buranın ışıklandırması da bozuldu. Burada yaratık da spawn olabiliyor. Öyle bir liste var. Onu da bir çözmek lazım. Şöyle. Şimdi şu gravel'ları bir hallet. Dediğim gibi surun alt tarafını bir düzeltmemiz lazım. Bir sınırı bulsam. Tamam. Sen şöyle bir dur. Burası da bir 72'deydi. Üzerine bir kat daha toprak vardı. O toprakları falan da kazdım. Daha açıldı. Hop yanlış kazma. Dur. Kırılacak. Kömürden çıkan levelle az da olsa kazmayı tamir edebiliyoruz. Üzerim doldu mu yine? Dolmaz mı hiç? Şimdi onları da şöyle bir park edelim. Dediğim gibi arkadaşlar sıkılırsanız 2x izleyebilirsiniz buraları. Ama dediğim gibi bu da yapılması gereken işlerden biri. Ya cadı sesi duydum. Nerede la bu? Aşağıda bir yerde herhalde. Buraya feneri kurmuşken yolumuza bakalım. Şurayı da açtık. Şunları da bir indir.
Şunları da bir toplayalım arkadaşlar. Gayet de güzel oldu bence. Düzleme işlemini yaptık. Ben dediğim gibi bölüm arasında buranın toprak döşemesini de yapacağım. Hatta şu üst kısmı da mı düzlesek ya? Burası böyle bir garip duruyor ama aslında bu patikaya giden yolumuz. Burayı da şöyle yapalım. Şuradan bir kat gibi verelim. Şurayı bir kazalım. Şöyle bir kat gibi kapatalım. Tamamdır. Gayet de güzel. Süper. Gayet de güzel oldu arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi ben bunları artık bölüm arasında yapacağım. Buradaki surlardaki gedikleri falan da düzelteceğiz. Beraber kadim yolumuzu yapacağız. Ya kadim yol diyorum artık. Yolumuzu yapacağız arkadaşlar. Gayet de güzel olacak. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere.